umarım belediye başkanlarımız daha çok yer alırlar halk dili planlarına. Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün günlerden 17 Aralık. 17 Aralık sizlere neyi hatırlatıyor diye sorduğumuzda tabii ki hepimizin bildiği gibi başkanım neyi hatırlatıyor 17 Aralık size? 17 Aralık Türkiye'de birçok hafta var. Evet. Verem haftası, yerli malı haftası. Şimdi Türkiye'de yeni bir hafta oldu. Yolsuzluklar haftası. 17-25 Aralık yolsuzluklar haftasını hatırlatıyor. Artık bu yıllarca herhalde kutlanacak bir hafta olacak ama bizim tarafımızdan da kınanacak bir hafta olacak. Bazıları kutlayabilir ama biz bu haftayı kınayacağız. Evet, Türkiye'nin bir yıldır konuştuğu ve yolsuzlukların ayyuka çıktığı günün yıl dönümündeyiz 17 Aralık'ta. Ve bu ülkede dürüst siyaset, namussuz siyaset yapan bir babanın oğlunun evindeyiz. Merhabalar başkanım. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Bizi evinizde ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Zehra Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Yani evde Halk TV ağırlamak bize onur verdi gerçekten. Sonuçta burası halkın evi. Evet. Evet başkanım, önce bir 17 Aralık'tan başlayalım, sonra evet. Yaptığınız icraatlara geçelim. Evet. 17 Aralık'la ilgili söz görüşlerinizi alalım bir. Evet, gerçekten Türkiye son yıllarda hiç bu kadar kötü bir yönetim anlayışını yaşamamıştı. Türkiye 1980'den sonra ne yazık ki sağ iktidarlar tarafından iyi yönetilemedi. Değerler hiyerarşisi alt üst oldu Türkiye'de insanlar arasında. 1980 öncesinde özgürlükler, demokrasi, insan hakları, dayanışma değerler hiyerarşisinde ön sıralarda yer alırken para değerler hiyerarşisinin altındaydı. Ama bugün görüyoruz ki değerler hiyerarşisi alt üst oldu. Özgürlükler, demokrasi, insan hakları, dayanışma altlarda, para en yukarıda. Ve bunu da ne yazık ki siyasiler yapıyor. Dünyanın hiçbir yerinde olmadık bir anlayış var Türkiye'de. Çalsın ama iş yapsın anlayışı. Böyle bir anlayış yok. Yiyor ama iyi de çalışıyor diyor. Olmaz böyle bir şey. Yani hırsızlığın küçüğü büyüğü olmaz. Biri az çalacak, biri çok çalacak. Bunu şiddetle reddediyoruz. Bugün Türkiye'de kurtuluş dürüst siyasetçilerin ve halktan ve haktan yana tavır almış, gelir dağılımını adil bir şekilde yapan bir siyasi iktidara ihtiyaç var. O da Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Avrupa sosyal demokrasiyi keşfetti. Hala Türkiye bu keşifte geç kalıyor. Ve Türk halkının cebinden gidiyor. Bir gece kalkıyorsunuz, yatıyorsunuz bir gece, cebinizde 1 lira var. Sabahleyin kalkıyorsunuz 50 kuruş var. Böyle bir durumu yaşayan Türkiye'nin artık kendine gelmesi gerekiyor. Biz sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Çünkü biz ülkemizi seviyoruz. Ülkenin kuruluş mücadelesinde o çimentoda harcı olan insanların bugün ülke sahip çıkması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine inanmış insanlar bugün Türkiye'nin geleceğini düşünüyor. Türkiye'de o cumhuriyet hesaplaşması yapanlar ise bir vahdet dönemini yaşatıyorlar. Bu yüzden 17 Aralık günü size geldik. Çünkü yıllarca dürüst siyaset yapmış bir babanın oğlusunuz. Sevgili izleyiciler, bu arada hemen araya girmek istiyorum. Geçen hafta birlikteydik biz. Karaman, Ermenek, evet. Ve dağ köylerine kadar gittik. Yani Karaman ayrı bir yer. Ermeneğin bağlı olduğu dağ köyleri Hüseyin Akpınar'ı tanıyorlar. İnanılmaz bir sevgi var. Gerçekten birazdan izleteceğim sizlere. Gittiğimiz yerlerde çocuklara kadar öğrenmişler. Kenan Akpınar'ın oğlu geliyor diyorlar. Bir de o çok önemli değil mi? Tabii ki. Sonuçta öyle babanın oğlu olmak bize çok ciddi bir onur veriyor. Babam bize hep şunu söylemiştir. Ben size ne mal ne mülk bırakacağım. Ben size onurlu bir yaşam ve isim bırakacağım diye. Bugün biz onu yaşıyoruz. Babamız aramızdan ayrıldı ama onun yaptıkları, onun duruşu, onun kişiliği
bize büyük bir güç veriyor. Ve öyle bir babanın oğlu olarak da o geleneği devam ettirmek gibi bir sorumluluğum var. Çünkü bizim de çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras onurlu bir yaşam ve isim. Buradan hemen Karşıyaka'ya geçelim. Türkiye siyasetinden Karşıyaka'ya geçelim. Bu arada Karşıyaka'ya geçerken de Ermeni'ye gittiğimiz konuyu da söyleyelim. Ne için gitmiştik Ermeni'ye? Onu anlatalım izleyicilerimize. Evet, Sayın Veli Ağababa'nın önderliğinde bir kardeş şehirler projesi başlatıldı. Bu kardeş şehirler projesinde de sosyal demokrat belediyelerin bir dayanışması, evet, ve birbirleriyle bir kardeşlik ilişkilerini daha da güçlendirmek için bir çalışma. Ben de Karaman, Akçaşehir ve Kazancı, evet, beldelerinin kardeşiyim. Orada gerçekten zor şartlarda yaşamını devam ettiren insanlarımız var. O insanlarımıza hem buradan sosyal faydalar sağlamak ve kendi imkanlarımız doğrultusunda onların ihtiyacı olan, mesela bir çöp arabası yoktu Kazancı'nın, evet, bir çöp arabasını onlara gönderdik. Ve biz gittiğimizde çöp arabası bizden önce, evet, varmıştı oraya, verdi. Yani sürprizdi. Onu verdik. Akçaşehir'de çocukların istekleri vardı. Eşimle birlikte, evet, çocuklarla orada sohbet ederken eşim sordu, işte çocuklar dedi, ne istiyorsunuz? Ne istediler? Evet, sen söyle. Oyun parkı istediler. Park istediler, park, evet. Hemen kitap istediler. Kitap, evet, istediler. Evet, roman istediler. Yani özellikle. Evet. Hemen kısaca Ermeni'ye gidelim. Devam edeceğiz tekrar. Evet Sayın Akpınar. Sizin kardeş belediyesine giderken Toros Dağları'nın en zirvesinde mola verdik. Evet. Ve dağlarda çay içmek nasıl bir duygu? Özlemişiz yani. Çocukluğumuzu özlemişiz. Gerçekten çok güzel bir doğa harikası burası. Ermenek'te Anadolu'nun en güzel kentlerinden bir tanesi. Genel Başkan Yardımcımızın öncülüğünde başlayan Kardeş Şehirler Projesi'nde bana da Kazancı ve Akçaşehir belde belediyelerinin kardeş olarak belirlendik. Ve her iki belediyemize de gideceğiz. Ve İzmir'den, Karşıyaka'dan maddi manevi oradaki halkımıza verebileceğimiz tüm desteği belediyelerimiz vasıtasıyla da en iyi şekilde yerine getireceğiz. İsmin ne sen? Adın ne? Duygu. Buna ad verdin mi? Onun adı ne? Bunun adı ne? Başın sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah çocukların torunlarını sana bağışlasın. Allah başka şey göstermesin. Sağ olun. Sağ olun. Evet, izledik başkanım. Hemen bu arada Zehra Hanım'a soruyorum. Recep amcanın evine gittik. O hallerini gördünüz, ne düşündünüz? Var. Hem bir kadın olarak hem bir doktor olarak. Şimdi bile konuşurken hani aklıma gelince gözlerim doluyor. Gerçekten çok büyük bir acı vardı orada. Hem evlat acısı, yaştan sonra evlat acısı tatmış bir anne baba. Hem çocukları ortadaydı. Maddi sıkıntılarını gördük, evet, orada. Yaşadıkları, evet, şartları gördük. İnsanların madende çalışmaya mecbur hallerini gördük. Gerçekten çok dokunaklıydı. Ben günlerce kendime gelemedim diyeyim. Ve devlet, o yaşlı babaya devlet bir lastik ayakkabı layık görmüş. Helal olsun diyoruz. Helal olsun devlete. Evet. Başkanım, hemen Zehra Hanım'dan devam edelim. Sizin eşiniz, belediye başkanı olarak düşünmeyin, Hüseyin Mutlu Akpınar, Karşıyaka'da kadınlar için çalışmalar yapıyor mu? İyi çalışmalar yapıyor mu yani? Bütün çalışmalarını zaten öncelikli olarak bu yönde planlıyor. Sadece belediye başkanı olarak değil, her zaman çocuklar ve kadınlara önceliği zaten planlamıştır. Kazancı'da millet kuyruktayken bu gitti çocuklarla oynuyor orada. Kesinlikle. Ama bu insan
aslında içinden gelen bir şey. Bunu özellikle yaptığı için değil, o her zaman yani belediye başkanı olmadan önce de gittiği yerde önce çocukları selamlardı, önce kadınları selamlardı. Belediye başkanı olduktan sonra sadece başkaları da bunu gördü. Yani zaten öyleydi. Sadece fark edilir oldu. Kadınlarla ilgili Karşıyaka'da sizin en hoşunuza giden projesi nedir başkanım? Kadınların üretimini destekleyecek bazı projeler var. Nedir bunlar başkan? Şimdi biliyorsunuz en büyük sorun Türkiye'de işsizlik. Evet. Ve bunun çözüm noktası da tabii ki yerel yönetimler değil. Çünkü yerel yönetimler istihdamı tam anlamıyla karşılayamaz. Ancak üretime dönük hizmetler yaparak, istihdama dönük hizmetler yaparak bunu geliştirebilir. Yatırımcıyı getirebilir kente. Karşıyaka'nın böyle bir şansı da yok ne yazık ki. Yani bir fabrikadan değil, Karşıyaka bir yaşam kenti. İnsanların buraya yaşamak için geliyorlar insanlar. Konut alanının çok yoğun olduğu bir bölge. Biz ev ekonomisine katkıda bulunsun diye kadınlarımıza mahalle merkezlerimizde el işleri, kursları, hediyelik eşya kursları açıyoruz. Ve burada ürettiklerini kadın kooperatifi şu anda oluşturuyoruz. Kooperatif aracılığıyla satışını yapıyoruz. Ve burada satılan yurttaşlarımızın satın aldığı ürünler onların ekonomilerine, ev ekonomilerine evet, katılıyor. Hadi satamazlarsa belediye olarak ben alıyorum. Artık çikolata falan, çiçek götürmüyorum. Kadınlarımızın ürettiği o el emeği, göz nuru hediyeleri götürüyorum ve orada da biz destek olmuş oluyoruz. Evet Zehra Hanım, peki sağlık alanında neler yapılıyor Karşıyaka'da sizin gördüğünüz, dışarıdan mı gözlemci olarak? Belediyenin sağlık alanında da tabii ki çalışmaları var. Özellikle bu kadınlarda meme kanseri konusunda çok duyarlı bir gezici sağlık tarama mamografi aracı var ve belirli zamanlarda bölgelere gidip kadınlara ücretsiz olarak mamografi taraması yapılıyor. Onun haricinde engellerle ilgili çalışması var. Evde bakım hizmetleri için çalışmalar var. Ve sağlıklı yaş almakla ilgili de yine bir takım çalışmalar yürütüyor. Peki eve iş getirmiyor herhalde. Yok. Genellikle işlerini dışarıda halletmeye çalışıyor. Evet. Engeller dedi hemen. Eve uyumaya geliyorum. Yani. Zaten çok geç geliyorsun. Tabii ki. Sonuçta ben belediye başkanı olduğum gün söyledim. Gerçi yaşam biçimim hep aynı olduğu için yani çok farklılaşmadı. Ben dedim ben makamın belediye başkanı değil. Yani 6. katta benim makamım. O makam değil benim belediye başkanım. Ben sokağın belediye başkanıyım. Yani ben sokakta belediye başkanlığı yapmak için belediye başkanı oldum. Çünkü belediye başkanı insanların ortak kaderini paylaşmalı. Ortak kaderini paylaşınca işte belediye başkanlığı yapmış oluyorsunuz. Halka dokunan ve halkla iç içe birlikte olduğun zaman belediye başkanlığını hem doğru yapıyorsun hem de o belediye başkanlığından keyif alıyorsun. Evet. Yani bazı zaman işte randevulara gerçekten karşılık veremeyebiliyoruz. Sürekli cep telefonlarına bakamayabiliyoruz. Ama ben randevu verip de makamda oturan değil, ben cep telefonuyla konuşan değil, ben iş yapan bir belediye başkanım. Çok insan siyaset yapıyor, iz bırakabilir. Ama ben iz bırakmak istiyorum. Hep diyorlar ya 5 yıl sonra işte hedefin ne? Bu cümle çok benim, güzeldi. İz bırakmak yerine iz bırakmak. İz bırakmak. Evet. Ben 5 yıl ben Karşıyaka Belediye Başkanıyım. Bunu en iyi şekilde yerine getireceğim. Çünkü halk önemli bir sorumluluk verdi. Bugün Cumhuriyet tarihinin en yüksek oy oranıyla ve Türkiye'de rekor denebilecek bir oy oranıyla belediye başkanı seçti. Burada halk bizi kara gözümüze, kara kaşımıza aşık olduğu için seçmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne güven duyduğu için ve bizimle Cumhuriyet Halk Partisi'ni birleştirdiği için, bütünleştirdiği için seçti. Evet. Şimdi onu yerine getirmek gibi tarihsel bir sorumluluğumuz var. Hemen engellilerle ilgili çalışmalarınıza geçelim. Evet, toplumun bence en hassas kesiminden bir tanesi engelliler. Özellikle hükümetin bazı almış olduğu kararlarla beraber engelliler ev hapsine mahkum ediliyor. Bu kafadan engelliler değil değil mi başkanım? Valla ben asıl engelin ben düşüncede olduğunu düşünüyorum. Çünkü yarın herkes engelli olabilir. Yani bu program çıkışında aşağı inerken ayağım takılır düşer, engelli olabilirim. Zihinsel engelli de olabilirim, bedensel engelli de olabilirim. Ama düşünsel engelli olmayın. Evet. Bugün Türkiye'nin işte bu hale gelmesi düşünsel engelliler yüzündendir. O engelli yurttaşlarımızın çok hassas bir süreci yaşadılar. Özellikle
23 yaş üstü zihinsel engelli yurttaşlarımızın iş eğitim okullarından faydalanamama gibi, hiç konuyla alakası olmayan, bu konuda bir eğitim almayan halk merkezlerine, halk eğitim merkezlerine insanları yönlendirme veya özel rehabilitasyon merkezlerine yönlendirme yapıldı. Türkiye'de ilk defa temelini önümüzdeki aylarda atacağız. Kısa süreli engelli dinlenme merkezleri yapacağız. Şimdi engelli bireyin zorlandığı, tabii ki kendi adına zorlanıyor ama ailesi de zorlanıyor. Aile de engelli bireye göre yaşamını dizayn ediyor ve sosyal yaşamdan ister istemez kopuyor. Yani bir pazara gidecek, bir arkadaşıyla ne bileyim bir kahve içmeye gidecek, alışverişe gidecek vesaire. Burada ciddi sorunlar yaşıyor. Biz yani Zehra Hanım'la da beraber engellilerle bir araya geldiğimizde, hatta arkadaşımız var, yani çocuğunu bırakıp da işte gelip bizimle beraber olamamıştı. Hatırlıyorsun değil mi Zehra'cığım? Yani çok zorlanmıştı. Oradan aklımıza geldi. Zehra ile sohbet ederken, yani niye böyle bir kısa süreli hani bir merkez oluşturmuyorsunuz gibi. Ve onu gerçekleştiriyoruz. Şimdi aile bizi arayacak. Biz evinden gideceğiz, engelli bireyi alacağız. Merkezimize götüreceğiz. 3 saat kalacaksa 3 saat. 5 saat kalacaksa 5 saat. 1 saat kalacaksa 1 saat. Orada misafir edeceğiz. Bu proje önümüzdeki aylarda açılacak. Nereden engelliler o zaman size ulaşacaklar? Yani? Bize tüm yurttaşlarımızın, engellilerimiz dahil ulaşabilecekleri çağrı merkezimiz var. 444-1-575. Yani 444-1 KSK'ya gelir. Evet. Oradan ulaşacaklar ve biz engelli masasını oluşturduk belediyemizin giriş katında. Engelli masamıza başvuran tüm engelli yurttaşlarımızın belediye hizmetlerinden faydalanmaları hemen anında bir hizmet olarak yani karşılığını buluyor. Görme engelli yurttaşlarımız tek bir tuşla bize ulaşabiliyor. İşitme engelli yurttaşlarımız ise 444-1-575'i aradıklarında mesaj sistemiyle ona geri dönüş yapılabiliyor. Evet, kucağınızda çok güzel bir kedi vardı biraz önce, şimdi ortalıkta dolaşıyor. Evet. Paris ismi. Ama Helen'in Paris'i var. Helen'in Paris'i. Evet, Helen'in Paris'i. Hilton'un Paris'i değil yani. Hilton'un Paris'i değil, Helen'in Paris'i. Buradan hemen şuraya geçmek istiyorum. Hayvan mezarlığı diye bir ayrı bir şey kurdunuz burada. Evet. Bu basında çıktı. Hatta bu sabah gereken radyoda yine biz böyle bununla ilgili bir haber dinleyerek gelmiştik. Biz aile olarak hayvan severiz. Bir tane de köpeğimiz vardı bizim. Yani kedimiz var işte. Şimdi köpeği besleyemiyoruz evin içerisinde. Yani hayvanlar can dostlar. Sonuçta biz parklarımızda onların oynayacağı, vakit geçirebileceği bir hale getiriyoruz. Bazı parklarımızı, oyun alanlarımızın. Ve can dostlarımızın da aramızdan ayrıldığı zaman hep düşünürüz ya nereye defnetsek diye. Bir türlü bir yer bulamayız. İşte bir yerlere götürürüz, defnederiz. Sonra da unuturuz yani oraya defnedildiği zaman. Şimdi bunlar için bir hayvan mezarlığı projemiz hayata geçirdik. Ve bundan sonra can dostlar belli bir fidan dikimi karşılığında sahipleri bir fidan dikimi gerçekleştirecek. Sonra da hayvan mezarlığına onları defnedeceğiz. Fidan dikimi derken bu arada Türkiye'de ağaç kesenleri de hemen kınayalım buradan. Tabii kimi ağaç keser, kimi de ağaç diker. Ben seçildiğim gün bir şey söylemiştim. Ben bina diken değil ağaç diken belediye başkanı olacağım diye. Şu anda da belediyemizde yeni yapılan apartmanların ruhsat işlemleri gerçekleşirken ruhsatını almadan evvel oraya 25 metrekarelik bir alanda dikecekleri ağaç sayıları var. Her 25 metrekareye bir ağaç dikiyor, ruhsatını öyle alıyor. Zehra Hanım, sokakta, Karşıyaka'da sokaklarda çok az hayvan var. Yani çok İzmir'in diğer şehirlerine baktığımız yok gibi. Olanlara da çalışmalar yapılıyor mu? Yani siz bunlar, ben size bir yurttaş olarak soruyorum. Karşıyaka'da yaşayan yurttaş olarak soruyorum. Şimdi bir kere Karşıyaka halk olarak açıkçası diğer taraflara göre hayvanlar konusunda çok daha fazla duyarlı. Mesela bu birçok sitenin orta yerlerinde hayvanlar için beslenme yerleri konmuş halk. Kendisi bunu düşünerek yapmış zaten. Ve çok hani can dostu olan, hayvan besleyen çok insan var.
Zaten Karşıyaka bu konuda eskiden beri çok duyarlı. Belediyenin de bu konuda bazı çalışmaları var. Biliyorsunuz pet şişe atarak gıda yardımı yapabilir, yani beslenmelerine yardımcı olabilecek kutular kondu. Onun haricinde hayvanları gezdirilebilecek alanların yapılması konusunda yine belediyenin çalışmaları var. Aslında belediye burada sadece insanlara değil, yaşayan her varlığa karşı bir duyarlılık gösterip onlara hizmet etmek konusunda çalışmaları var. Türkiye'nin şu anda en çok konuştuğu projelerden birisi, başkanın biraz sonra açacağı eğitim projesi. Evet. Bunun sorusunu önce sizden başlayalım. Buyurun. Nedir bu proje? Biraz siz önce bir ipucu verin. Evet, Karşıyaka'nın filizleri. Eşimin çok eskiden beri öğrencilere yardım etmek konusunda bazı projeleri var idi. Belediye başkanı olduktan sonra da bunları hayata geçirme şansı doğdu. Üniversite öğrencilerine eğitim eşitliği sağlayabilmek amacıyla belediyenin desteklediği bir proje ama apartmanların katkısıyla olan bir öğrenci okutma projesi. Hakikaten de çok ses getirdi, bir sürü gönüllü ortaya çıktı, evet. Ve bu sayede de çok sayıda öğrenci çok şükür okuma fırsatı bulacak. Evet, köy enstitüleri yeniden mi hayata dönüyor? Yani tabii 1980 sonrasında belediyecilik fiziki bir belediyecilik anlayışına dönüştü. Bir kez insanlarımızın kentte daha rahat, daha huzurlu, kendini güven içerisinde ve daha konforlu yaşaması için biz çalışmalar yapıyoruz. Bunu yaparken de kent halkının kente aidiyet duygusunu, kentlilik bilincini ve kentte yaşayan insanların o dayanışmasını, birlikteliğini de ortaya çıkartıyoruz. Sonuçta biz ortak bir kaderi paylaşıyoruz. Ben hep söylüyorum. Bir gün köprüler yapılabilir. Herkes yapabilir bunu. Tüneller yapılır. Herkes yapar. En iyi parklar yapılır. Ama bunlar korunmadıktan sonra, insan insanca yaşamadıktan sonra, insan mağdur olduktan sonra, mutlu olmadıktan sonra, istediğiniz kadar güzel parklar yapın, istediğiniz kadar tüneller, köprüler yapın. Bunun hiçbir anlamı yoktur. Ne yazık ki günümüz Türkiye'sinde bugün üniversite öğrencileri birçoğu hem okuyor hem part time çalışıyor. İş bulabilirse. Evet. İnşaattan düşüyor ve ölüyor. İnşaatta çalışıyor. Eğitimini tam anlamıyla doyasıya yapamıyor. İnşaatta çalışıyor. Birçok kız çocuğumuz part-time işlerde çalışıyor, kafelerde, barlarda, birhanede vesaire. Yani yaşam mücadelesi veriyor. Bir öğrenci bir kez eğitim süresi boyunca çok rahat yapmalı bu eğitimini. Bunun için de toplum olarak biz o dayanışma ruhumuzu ortaya çıkartarak üniversite öğrencisine her türlü desteği vermek zorundayız. Oturduk düşündük ne yapabiliriz diye ve oturup arkadaşlarla konuşurken dedik, o zaman apartmanları işin içerisine katalım. Ve apartman yöneticileriyle toplantılar yaptık. Pilot bölge belirledik. Orada her apartman bir çocuk okutuyor diye bir fikir ortaya çıktı. Daha önce de düşünülmüş bu tür şeyler ama hayata geçmemiş. Evet. Hayata geçmeyen işte zaten istediği kadar düşünülsün bir anlamda ifade etmez. Ve Karşıyakalılar olarak biz bu düğmeye bastık ve şu anda Karşıyakalılar apartmanlarında aidatları var. Elektrik aidatı, işte sudur, kapıcıdır vesaire, temizlik, ama en önemli aidatı da eğitim aidatı var. Böyle bir ayrıcalığı yaşıyor Karşıyakalılar. Şimdi Türkiye model oldu bu. Her apartmanın bir eğitim aidatı ve Karşıyaka'nın filizlerini geleceğe hazırlıyoruz diye bir proje ortaya çıktı. Bundan 15 gün önceydi, bir gazetede okudum. Kore'de, Güney Kore'de bir köy bir çocuğu okutuyor. Ve o çocuk büyük bir iş adamı oluyor. Şimdi de kendini okutan köye geri dönüyor ve oraya yatırım yapıyor ve köyü kalkındırıyor. Yani işte küçücük bir mutluluk, küçücük bir dayanışma ve yardımlaşma büyük mutluluklara neden oluyor. Büyük bir sinerji yaratıyor. Küçük bir iş yapıyoruz ama
büyük bir mutluluğu gerçekleştiriyoruz. Apartmanların girişine biz bir plaket asıyoruz. Bu apartman bir öğrenci okutmaktadır diye. Bir kez o apartmana o onur yeter. O çocuklar da geçerken bakıyorlar işte beni bu apartman okutuyor diye. Yarın çocuğumuz belki çok büyük bir sanayici olacak, çok büyük bir bu devlet. Apartman babamın demekten 10 kat daha büyük kesinlikle bir mutluluk yani. Devlet adamı olacak belki de. Ama o çocuğumuz kendini okutanları unutmayacak ve o okutanlar da diyecek ki bu çocuğu biz okuttuk diyecekler. Bu arada Oda Orkestrası kurmuşsunuz. Evet. Bunu anlatalım. Oda Orkestrası'nı oluşturuyoruz. Bir ilçe belediyesi olarak ilk defa Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası'nı oluşturuyoruz. Süpervizörümüz Rengim Gökmen hocamız. Yine İzmir'imizin çok saygın devlet opera balesi sanatçıları var. Aytül Büyüksaraç, Tevfik Rodos. Aynı zamanda Tevfik Rodos operamızın genel yayın yönetmeni. Hakan Şensoy gibi, Serhan Bali gibi, Ender Ünal gibi çok saygın sanat adamlarının, sanatçıların olduğu bir kurul da oluşturduk. Bunun yanında biz dansa da çok önem veriyoruz. Evet. Natalie Zendukali isminde Bolşo Balesi'nden ayrılma bir balerinimiz var. Belediyemizin kadrolu personeli. Ve Simirna Dans Topluluğu'nu oluşturduk. Bu Simirna Dans Topluluğu'yla Avrupa'da biz Avrupa şampiyon olduk. Çok güzel. Çok güzel. Koreografi alanında. Evet. Zehra Hanım, programın sonuna geldik. Evet. Kucağınızda Paris. Evet, yanıma geldi gene, yakaladı. Siz Halk TV izleyicileri için neler söylemek istersiniz? Karşıyaka'dan tüm Türkiye'ye, hatta evet, yurt dışını izleyenlere. Bütün Halk TV izleyicilerine, Halk TV izlemelerine devam etmelerini tavsiye ediyorum. Soğuk günlerdeyiz. Can dostlarımıza bir kap yemek, bir kap su koymalarını, bir kutuyla belki dışarıda soğukta kalanlara destek olmalarını istiyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Evet, 17 Aralık haftasındayız ama Türkiye'de güzel şeyler de oluyor. Tıpkı Karşıyaka'da olduğu gibi. Belki Karşıyaka'nın açmış olduğu bu eğitim olayı tüm Türkiye'ye yansır. Çocuklarımızın, geleceğimizin yüzleri güler. Hiç değilse hırsızlıklara, yolsuzluklara karşı dimdik ayakta durabilecek nesiller yetiştiririz diyoruz. Ve son sözü yine size bırakıyoruz. Evet. Her zamanki gibi diyeceğiz ama bizim evde son söz yine hanımındır. Ama ben burada ekranda en azından o son söz hakkımı kullanayım. Halksız ve Halk TV'siz kalmayın. Her zaman için halktan ve haktan yana hizmet edeceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar hep bir dayanışma duygusu içerisinde yaşamımızı devam ettirdik. Bundan sonra da o dayanışma duygusunu hiç içimizden, yüreğimizden hiçbir zaman eksik etmeden yaşamımıza devam edeceğiz. Çünkü ben insanları seviyorum. Ben salondan değil, ben sokaktan geldim. Onun için sokağın sesine bugün baktığınız zaman sokak haykırıyor. Bu sokağın sesi umarım sandığa yansır ve Türkiye aydınlık yarınlara kavuşur. Ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla beraber biz Verem haftasını, Yerli Malı haftasını sonuna kadar kutlamaya devam ederiz. 17-25 Aralık yolsuzluk haftasını da ortadan kaldırırız. Evet sevgili izleyiciler, Hüseyin Mutlak Pınar programın başında söylemiştim. Siyasetçi bir aileden geliyor. Siyaseti bir başlayınca devamını getiriyor mutlaka. Dileriz hizmetlerin devamını da getirir. Dileriz gerçekten bu proje tutar ve ki tuttu İzmir'de, tüm Türkiye'de tutar da o zaman Mutlak Pınar'ın o mutlu yüzü daha fazla güler diyoruz. Kapanış şeyini siz yapıyordunuz. Önümüzdeki hafta başka bir yerel gündemde görüşmek dileğiyle evet, diye. Teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyiciler, yine bir yayınımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yerel gündemde başka bir konukla yine sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın, dostça kalın.
AtatürkEserleri.com'dan yeni yılda sevdiklerimize en güzel, en anlamlı hediye seti. Ay Yıldız takı seti ve yanında hediyesi Cumhuriyet seti. Hanımlar beyler, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Çok özel ve çok ayrıcalıklı bir kampanyayla yeniden evlerinize konuk oluyoruz. Tam 7 parçalık çok özel Cumhuriyet setini de yanında sizlere hediye göndereceğiz. Evet, gerçekten tasarımı çok özel, çok şık olan bir tane kolyemiz sizlere geliyor. 22 ayar altın kaplama, üzeri zirkon taşlarla bezeli ve değerli taşlarla süslenmiş, göğsünüzde gururla takacağınız, girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinize toplayacağınız çok güzel bir kolye. Yanında bir çift küpesi, yine 22 ayar altın kaplama ve üzeri değerli taşlarla bezenmiş, zirkon taşlarla bezenmiş, zevkle gündelik hayatınızda yine kullanacağınız bir küpe. Evet, biz hanımlar için gerçekten çok önemli. Taktığımız bir yüzükle bile kendimizi o gün inanılmaz havalı hissedebiliyoruz. Ay Yıldız takı setimizin yüzüğü gerçekten çok özel. 22 ayar altın kaplama, zirkon taşlarla bezeli, özel taşlarla süslenmiş ve taçlandırılmış. Bütün takıların içerisinde bilekliğin gerçekten ayrı bir yeri vardır. Bizim Ay Yıldız takı setimizin içerisinde de bilekliğimiz gerçekten zarifliğiyle hemen bir adım öne çıkıyor. Çok şık, tasarımı çok güzel olan ve zevkle her türlü kıyafetinizde kullanabileceğiniz bir bileklik sizlere göndereceğiz. Sadece 99 liraya bu masada gördüğünüz koskocaman bu setler sizlere gelecek. Evet, Ulu Önder Atatürk'ümüzün imzasının yer aldığı kahve fincan seti sizlere geliyor. Hem de 6 tane geliyor tabak altlıkları ile birlikte. Hem fincanın üzerinde hem de tabak altlığında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını göreceksiniz. Ve 2015 yılına ait duvar ve masa takvimleri hemen yer alıyor. Çağdaş Cumhuriyet Kadını kitabını sizlere gönderiyoruz. Bir solukta okuyacaksınız. Yine altın yaldız kaplama, çok şık Mustafa Kemal Atatürk imzasını taşıyan bir anahtarlık geliyor ve yine Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti.